İyi günler medya teknoloji izleyenleri. Bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeleri ekranlarınıza taşıdığımız yepyeni bir programla daha karşınızdayız. İlk haberimizle programımıza başlayalım. Dünyanın ilk iki ayaklı koşabilen robotu geliştirildi. Oregon Eyalet Üniversitesi dünyanın ilk iki ayaklı koşabilen robotunu geliştirdi. Casey adlı bu robot, 5 kilometrelik mesafeyi yolda sadece 2 kere düşerek tamamladı. Söz konusu robot, gelecekte hem depo gibi yerlerde hem de evlerde insanların yardımını koşacak. Casey, Agility Robotics, ABD Savunma Bakanlığı'nın DARPA bölümünden tam 1 milyon dolarlık hibe alarak geliştirildi. Hala geliştirilmekte olan robot, girdiği koşu testini oldukça iyi bir şekilde tamamladı. Casey adlı robot, iki ayaklı olması sebebiyle dört ayaklı olan robotlardan denge ve manevra konusunda geride kalacak gibi görünüyor. Fakat geliştiriciler, güçlendirilmiş öğrenme algoritması kullanarak bu açığı kapatmayı başarmış gibi duruyor. Merdivenden inilmesi ve çıkılması gibi eylemlerin de kapısını açan bu yöntem sayesinde Casey, akıcı bir şekilde adeta bir deve kuşu gibi koşabiliyor. Tam olarak 53 dakika 3 saniyede koşusunu bitiren Casey, toplamda 5 kilometrelik mesafeyi geride bıraktı. Tek şarjla bunu gerçekleştiren robot üzerinde koşu sırasında herhangi bir kablo kullanılmadı. Casey, koşu süresince sadece 2 kez yere düştü. Bunlardan ilki bilgisayar beyninin yanması sebebiyle, diğeri ise kendisini kontrol eden kişinin keskin bir dönüş yapmayı denemesi sebebiyle gerçekleşti. ABD donanması 90 günden fazla havada kalabilen güneş enerjili uçak geliştiriyor. ABD donanması, gözetleme aracı ve potansiyel olarak iletişim platformu işlevi görecek, 90 güne kadar gökyüzünde kalabildiğini bildiren güneş enerjili bir uçak geliştiriyor. New Scientist'in haberine göre ABD'li İspanyol havacılık firması SkyDweller Aero ile uçağın geliştirilmesi için 5 milyon dolarlık sözleşme yapıldı. Uçak, Solar Impulse 2 adlı güneş enerjisiyle çalışan güncellenmiş bir donanım üzerine inşa edilecek. Uçağın ilk versiyonlarından biri 2015'te dünyanın etrafında uçmuştu. Fakat uçuş, pilot dinlenmek zorunda olduğundan kesintili gerçekleşmişti. SkyDweller CEO'su Robert Miller, New Scientist'e kokpiti çıkardığımızda gerçek sürekliliği mümkün kılıyor ve yaklaşık 400 kilograma kadar taşıma kapasitesi ekleme imkanı buluyoruz dedi. Miller, şirketin hali hazırda aracın otonom uçuş ve kalkış kabiliyetlerini test ettiğini söyledi. Güneş enerjisiyle çalışan başka uçaklar olsa da yeni donanma uçağı mevcut diğer uçaklardan önemli ölçüde daha ağır ve daha büyük olacak. Güneş pilleriyle kaplı 72 metre genişliğinde kanatları bulunan uçak, ek güç artışları içinde hidrojen yakıt hücreleriyle donatılacak. ABD donanması hali hazırda devriye gezen gemileri MQ-4C Triton dronlarıyla takip ediyor. Bu dronlar tek seferde sadece 30 saat havada kalabiliyor ve donanma, havada daha uzun uçuşlar gerçekleştirebilecek bir uçağa sahip olmak istiyor. Uçak, izleme görevlerini ek olarak iletişim platformu işlevi görmesi için iletişim ekipmanlarıyla da donatılabilecek. NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity'nin yolladığı yeni fotoğraflarla Kızıl Gezegen'in 3 boyutlu görüntüsü oluşturuldu. NASA'nın Mars araştırmalarının en önemli parçalarından biri olan kaşif helikopter Ingenuity, gerçekleştirdiği 10. uçuşunda etkileyici görüntüler yakaladı. Elde edilen görüntüler birleştirilerek iniş bölgesi olan Jezero kraterinin 3 boyutlu görüntüsü oluşturuldu.
NASA'nın geçtiğimiz Şubat ayında Mars'a iniş yapan kaşifi Perseverance'la beraber kızıl gezegene giden minik helikopter Ingenuity, geçtiğimiz günlerde en önemli uçuşlarından birini gerçekleştirdi. Rekor yüksekliğe çıkan minik helikopter, Mars koşullarında uzun sayılabilecek bir uçuşun ardından önemli görüntüler gönderdi. Perseverance'ın iniş bölgesi olan Jezero kraterinin 12 metrelik irtifadan fotoğraflarını çeken Ingenuity'nin gönderdiği görüntüler, bilim insanlarına Mars yüzeyine ve yapısına ilişkin yeni bilgiler sunacak. Ingenuity'nin uçuşları genellikle oldukça kısa sürelerde gerçekleşiyor. Ancak tabii ki bu süreler Mars koşulları değerlendirildiğinde oldukça iyi durumda. Gerçekleştirilen 10. uçuş ise 3 dakikadan daha kısa sürdü. Renkli kamerasını kullanarak 10 fotoğraf çeken Ingenuity'nin yolladığı görüntüler arasından ikisi seçilerek birleştirildi ve ortaya bölgenin 3 boyutlu görüntüsü çıktı. Elde edilen görüntüde Jezero kraterinde bulunan ve Raised Ridges adı verilen yükseltiler göze çarpıyor. Bu yapıların rüzgarın etkisiyle mi, yoksa geçmiş çağlarda bölgede var olduğu tahmin edilen suyun etkisiyle mi oluştuğu henüz bilinmiyor. Ekip, yürütülecek çalışmalar sonrasında bu konuda net bilgiler elde etmeyi hedefliyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar kendi aralarında olimpiyat oyunları düzenledi. Birbirinden renkli görüntülere hep birlikte bakalım. The Dragon goal left wide open undefended. The Soyuz team scores the first goal of the match. Okay folks, the rules have been modified again. No contact with the ball below the knee or the elbow and no grabbing things with two hands. We'll see what the next modification is. 27 seconds left on the clock. The Dragon crew is down, hoping to tie up the score in the last 20 seconds. Vandehei once again with the rule change during the action. Oh! The ball is out of bounds. Geldik programımızın dosya bölümüne. Bu haftaki konumuz da canlı yaşamın kaderini değiştirecek ve son zamanlarda canlı yaşamın boğuştuğu orman yangınları ve sonuçları. Dünyanın birçok noktasında geçen hafta başlayan yangınların bir kısmını söndürme çalışmaları devam ederken, son yıllarda dünyanın çok farklı yerlerinden gelen yangın haberlerinde artış olduğu görülüyor. Bilim insanları bu tarz orman yangınlarının daha sık, daha yoğun ve daha yaygın hale gelmesinden endişe duyuyorlar. Bugüne kadar en fazla can kaybının yaşandığı yangınlar ABD'nin batısında ve Avustralya'da görüldü. 2020 yılının ilk saatlerinde Avustralya'daki Cobargo köyüne ulaşan alevler, birkaç saat içerisinde yerleşim yerini tamamen yok etti. Bugün burası Avustralya'nın kara yazı olarak bilinen dönemin sembolüne dönüşmüş durumda. Avustralya'da günlerce devam eden yangınlarda 34 kişi yaşamını yitirirken yaklaşık 3 milyar hayvanın öldüğü tahmin ediliyor. Yangınlarda 186 bin kilometrekarelik bir alan yok oldu. Ne kadar özellikle yaz aylarında orman yangınlarının görülmesi doğal kabul edilse de artık bu olaylar dünya genelinde daha sık, yaygın ve yoğun bir hale geliyor. Çıkan bu yangınlarda yaz döneminde kurak hava ve bazen rüzgarın da yardımıyla alevler hızlı bir şekilde yayılıyor. Alevler hızlandığındaysa yangınla mücadele ekiplerinin bunu durdurması, kontrol altına alması ve yangın güzergahı üzerindeki ev ve diğer mülklerin korunması da neredeyse imkansız bir hal alıyor. Bununla birlikte orman yangınlarının birçok habitatta uzun süredir görülen doğal döngünün bir parçası olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Bu doğal yangınlar olmasaydı, bu ortamlarda gelişen türlerin birçoğuna sahip olamazdık. Gelecekte oluşacak ormanları filizlendirmek ve ortaya çıkmasını sağlamak için gerçekten de ateşe ihtiyaç duyan ağaç türleri var.
Örneğin okaliptus ağacının bir türünde tohumlar reçine ile kaplanmıştır. Bu tohumların açığa çıkması için reçinenin erimesi, bunun için de ateş gerekiyor. Zamanla kabuğu kalınlaşarak altında kalan ve ağaç boyunca besinle su taşıyan gövdeyi korumak için ısı kalkanı oluşturan ağaç türleri de bulunuyor. Eğer yangın ve ateş olmasaydı hayatta kalmak için yangın ekolojisine bağlı olan veya bu duruma uyum sağlayan ağaç türlerinin büyük çoğunluğu varlıklarını sürdürmek için mücadele etmek durumunda kalırdı. Bu da türlerin hayatta kalmasını daha da zorlaştıracaktı. Bunlarla birlikte bir zamanlar ekosistem açısından kritik rol oynayan yangınların artık çok daha sık ve şiddetli bir hal aldığına dair kaygılar da giderek artıyor. Orman yangınlarına yönelik risklerin artmasının nedenleri arasında havaların daha sıcak olması, daha kuru koşulların oluşması, kuraklığın artması ve yangın mevsiminin de uzaması gösteriliyor. Diğer bir etken de bitki ve ağaçların yaygın olarak ölmesine neden olan yeni zararlı canlıların ve hastalıkların ortaya çıkması. Örneğin zümrütkül kurdu olarak bilinen bir zararlı canlı, ABD genelinde milyonlarca ağacın ölümüne neden oldu. Ölen bu ağaçlar geniş arazilerde odun olarak kalır ve bu da bir yangın başladığında yakıt görevi görür. Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli de 4. raporunda şu değerlendirmelere yer verdi. Orman yangınları ve böcek istilası gibi olumsuzluklar artıyor. Toprakların daha da kuruması ve büyüme dönemlerinin uzamasıyla bu olumsuzlukların, sıcaklıkların arttığı bir gelecekte sıklaşması çok muhtemel. Yaz mevsiminin daha sıcak geçmesiyle yıllık yangın çıkma riski ihtimalinin de %10 ila 30 oranında artması bekleniyor. Bazı orman yangınlarına yıldırım düşmeleri gibi doğal nedenler yol açsa da büyük çoğunluğunun insanlar tarafından kazara ya da kasıtlı olarak başlatıldığına inanılıyor. Bilim insanları ormanda yaşayan toplulukların artan yangın riskine karşı daha dirençli olmalarına yardımcı olacak önlemler geliştirmenin gerekli olduğunu söylüyor. Bu önlemler arasında yerleşim yerlerinin etrafındaki alanların yönetimi ve yangın risklerini azaltmaya dönük eğitimlerin artırılması öncelikli görünüyor. Dosyamızın ardından bir medya teknoloji programının daha sonuna geldik. Yepyeni bir programla görüşmek üzere. Hoşça kalın.